Kanal 42 ekranlarından bizi izleyen, izlemeyen herkese selamlar, mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, bir amatörün sesi programıyla daha birlikteyiz. Ben ve Mehmet Bedenli ikimiz bu programı devam ediyoruz. Programımıza Bölgesel Amatör Lig'de başlayacağız. Bölgesel Amatör Lig'in ilk yarısı tamamlandı. Akşehirspor ligin son haftasında Ankara Devlet Su İşleri'ni 5-0 mağlup etti. Karapınar Belediyespor haftayı bay geçti ve Sarayönü Belediyespor da Sandıklı Spor'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Evet abi, Akşehir maçıyla başlayalım. Akşehir 5-0'lık bir galibiyet. 5-1. 5-1. 5-1 mi? 5-1 bir gol atmıştı son. Evet. Ankara DSE'nin tek golü var. 5-1 sonuçlandı maç ve Akşehirspor bununla 28 puanı çıktı ligi ilk yarısında. İkinci sırada tamamladı. Aslında geçen haftaki büyük bir maç vardı. Kırıkkale Anadoluspor, o maçı kazansaydık liderde tamamlamak mümkündü. Hatta garantilemiş olacaktık liderde, evet, tamamlamayı. Bu hafta o tabii bir aksilikti. Maç sonunda yaşanan olaylar vardı yine. Geçen hafta çok bahsetmiştik. Akşehirspor adına, bizim için de yani Konya adına bu sevindirici bence. Çünkü bölgesel amatörlükten şu an bir şampiyon adayımız var. Sezon sonunda belki de bir şampiyonumuz olacak. Ve bu, evet, şampiyon takımla inşallah ileride üçüncülükte bir profesyonel takımımız daha olacak. Bunu istiyoruz. Gerçekten Konya olarak bunu istiyoruz. İnşallah olur diye temenni ediyorum ben. Yani ligin ilk yarısını Akşehir'in lider bitirmesine ramak kalmıştı. Geçen tabii hafta 1-0'lık mağlubiyet. Geçen hafta talihsiz bir mağlubiyet olarak nitelendiriyorum ben bunu. Çünkü özellikle maç sonunda yaşanan saha olayları maça da gölge düşürdü. Kırıkkale tarafına baktığınız zaman hakem hatalarının çok olmasına rağmen kazandıklarını söylediler. Hakeme de karşı bir tepkileri vardı. Ama ne olursa olsun yani yaşananlar doğru değildi. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 4 oyuncusu Kırıkkale'nin. AFDK'ya, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bir futbolcu Akşehirspor'dan sevk edildi. Bunların hepsinin savunması istendi ve tedbirli olarak şu anda oynayamıyorlar. Evet. Eksiğe neden oldu. En önemli oyuncuları bu maçta oynayamadılar mesela. Ona rağmen de onlar da galip geldiler. Tabii Ankara'da yani ligin en iddiasız takımlarından birisi. Ligden muhtemelen hani şu görüntüyle ligden düşebilecek potansiyele sahip bir takım. Evet, Ankara rahat bir galibiyet aldı. Akşehir'i kutlayalım buradan. Tabii Akşehir'i kutlamak lazım. Cenap Hoca'yı da birazdan yayınımıza davet ettik. Sağ olsun kendisi kırmadı. Birazdan telefon bağlantısıyla bağlanacağız. Cenap Hoca da tabii bunun öncesinde görüştüğümde hocam dedim, sordum. Hocam ikinci yarı için plan ne? Takviye yapacak mısınız? Yapacağız. Hedef ne olacak? Yani şu an ligi ikinci yarısına geldi. Ligin ilk yarısının 28 puanla liderin hemen 2 puan arkasında ikinci sırada tamamlamışsak artık hedefimiz bizim şampiyonluk dedi. Yani illa ki. Yani açık açık dile getirdi şampiyonluk hedefini Cenap Hoca. İnşallah temennim o. Tabii hepimizin şampiyonluğu, temennisi o. Şampiyonluğu inşallah bu yıl göğüslerler. Ya bir açıkçası şampiyonluk da yetmez artık. Cenap Hocama da buradan çağrıda bulunalım. Bir üçüncülük bekliyoruz artık. Tabii inşallah playoff galibiyetiyle birlikte bir profesyonellik artık, evet, yakışır diye düşünüyorum ben. Kesinlikle Akşehirspor'a yakışır. İnşallah önümüzdeki sezon Akşehirspor'u profesyonel birlikte görmeyi gerçekten istiyoruz. Şu an ben buraya not etmiştim. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 30 puanla lider. Evet. Akşehirspor 28 puanla ikinci. Yani bir maç bile değil. Kesinlikle. Kırıkkale'nin bir kaybı, Akşehir'in bir maç kazanması demek hemen liderlik yani koltuğuna yerleşmek demek. Sırtı bir durum. Tabii. Çok önemli bir durum. Çok karışık bir durum. İnşallah bizim için iyi olacaktır. İnşallah. Sarayönü Belediyespor'da 1-1 berabere kaldı. Biz de Niyazi Hocam'la görüştüğümüzde, Niyazi Kart Hocam'la görüştük.
Açıkçası ligden ilk yarısında daha iyi sonuçlar bekliyorduk dedi. Ha, oyuna yansıttık. Belli bir miktar yansıttık ama skora yansıtamadık dedi. Beklentilerin altında kapattık ama devre arasında belli başlı takviyelerle hak ettiğimiz yerlere ulaşacağız. Onlar da dedi. 4 oyuncusuyla yollarını ayırdılar galiba. Birkaç oyuncuyla daha yollarını ayırabilirlermiş. O şekilde de bir ihtimal var. Hı-hı. Ama bazı tecrübeli oyuncularla anlaşma sağlayacak Sarayönü Belediyespor. Öyle görünüyor şu an. Ya onların şu anda galiba tam net bir şey söylemek doğru olmaz ama şu an 14 puanla 8. sıradalar ve Karapınar'la arada da sadece 1 puan farkı var. Tam tersine şey yapabilir yani. Karapınar kazandığı zaman durum onlar için de tersine dönüp play-out'a Karapınar da kalabilir. Böyle ters bir durum var. Onlar galiba play-out oynayacak ekip olmak için mücadele edeceğini ben tahmin ediyorum. Bu benim tahminim çünkü artık yani Akşehir'le aradaki puan farkı yarı yarıya. Biri 24, biri 28, biri 14. Yani yarı yarıya bir puan farkı var. Kapatmak kolay değil. Geride kalan önümüzdeki ligin ikinci yarısı için bahsediyorum. 13 maç var. 13 maçta kapatmak bunu kolay olmayacaktır. O yüzden benim kesinlikle şahsi tahminim de play-out için mücadele vereceklerini tahmin ediyorum. Aslında Sarayönü Belediyespor açısından baktığımızda daha önce şampiyonluk yaşamış bu ligde. Ligin deneyimli takımı. Yani bölgesel amatör lige geçti geçeli ligler. Bölgesel amatör lige geçti geçeli. En başından beri kesintisiz sürekli bu ligde yer almış bir takım. Onlar için de zor bir durum. Tabii bu anlamda Bal'a alışmış bir takım. Tabii Bal'ın tecrübeli takımı. Takım olarak tecrübesi var. Evet. Karapınar hakkında ne diyorsun? Bu hafta bay geçtiler. Ya, maç Karapınar, oynamadılar. Karapınar hakkında benim duyduklarım pek iç açıcı değil. Ama bana bilgi verenler ne kadar doğru bilgi verdi orasını bilmiyorum. Şu anda onlar bir değişikliğe gittiler. Başkan istifa etti. Şahsi işlerinden dolayı galiba istifa etti. Şimdi yeni bir başkanla devam edecekler. Sezon öncesinde de Zekeriya Coşar başkandı. O istifa etmişti. Onun ardından yeni bir başkan gelmişti. Şimdi de maddi problemlerin olduğu bilgisini alıyoruz. Problemler varmış. Maddi anlamda sıkıntılar varmış. Bu sıkıntılardan dolayı yani nasıl yapacak bilmiyorum. Oyuncuların yani dağılma noktasına geldiğini duydum. Böyle bir bilgi aldım. Ne doğru, yani, doğru bilmiyorum. Karapınar Belediyespor'un dağılması tabii bizi üzer. Tabii sonuçta ki. Sonuçta Konya'nın güçlü temsilcilerinden birisi. Konya'yı Bal'da temsil eden takımlarımızdan birisi. Ya umarım bu maddi sıkıntılardan bir şekilde kurtulurlar. Temennimiz bu yönde. Hı hı. Karapınar'ın hani daha iyi yerlerde görmek isteriz biz. İnşallah mecburi de olsa gelen yeni yönetim iyi bir kan değişimi olur Karapınar için. Ya bu anlamda spor camiasında büyük sıkıntılar. Aslında en baştan başlamak gerekirse futbolda Süper Lig'de başlayan bir maddi bir kriz var aslında. Evet. Bu alt liglere doğru devam ediyor. Bu işte birinci lige yansıyor. Birinci ligdeki ikinci lige, ikinci ligdeki üçüncü lige. En dibe kadar bu böyle devam ediyor. Bu aslında Süper Lig'deki takımlar için iyi oldu bu kriz. Hani finansal tabii fair ki play çerçevesinde. Tabii ki. Kesinlikle iyi olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bu har vurup harman savurma devri sona erdi. Kesinlikle. Ama tabii amatör takımlarımız için bir hayli zor bir döneme girmelerine sebep oldu bu. Tabii. Keşke sadece profesyonel takımları vursa ama maalesef. Bu sadece futbol açısından değil, basketbol açısından tabii da aynı sıkıntılar var. Bugün Selçuklu Basketbol'da Konya'daki tek basketbol takımımız, profesyonel anlamda tek basketbol takımımız Selçuklu Basketbol'da büyük problemler yaşanıyor. Şehrin bir desteği yok. Yani en büyük eksiğim bu olduğunu söyleyeyim ben. Şehrin kulübe bir desteği kalmadı. Şehrin desteği olmadığı için şu anda 5 ya da 10 tane orada bir yönetici var. Dışarıdan kişiler. Bu kişilerin kendi ceplerinden verdiğiyle nereye kadar?
Yani Selçuklu Basketbol Yönetimi de zaten genel, olağanüstü genel kurula... Tabii onlar da genel kurul kararı aldılar. Hani biz sürekli Konya kamuoyuyla paylaşıyoruz Selçuklu Basketbol'un durumuyla ilgili. Hani vatandaşlarımıza tavsiyelerde bulunuyoruz. Gidin kombini alın, bir şekilde destek olun. Hani Konyalı iş adamlarına, sanayicilere çağrıda bulunuyoruz. Gerek sponsor gerek reklam anlamında maddi destek kaynak sağlasınlar. Çünkü şehrin tek profesyonel basketbol takımı. Hani biz Selçuklu Basketbolu bu şekilde değil, Süper Lig'de ne bileyim Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la yarışırken görmek istiyoruz. Tabii ki bu da çok şey değil yani, zor değil yani. Bu da zor değil, onu da söylemek ya lazım. Tamam, şu hani ekonomik bir... Sonucunu bakıyorum maçında bir tarafından 68-62'de mağlup olmuş basketbol takımımız. Yani maddi, tamamen şu an hepsi maddi sıkıntılardan dolayı. Yani şunu da bazen şöyle de düşünüyor. Belediye destek veriyor. Evet, belediye destek veriyor. Ama belediyenin bütçesi de buna vereceği destek de sınırlı. Yani ne kadar destek verecek? Belediye nereye kadar destek verecek? İşte 22 tane, 21 ya da 22 tane branş var. Bu branşların hepsini kalkındırmakla birlikte bir basketbol takımına da yardım ediyor. Çünkü geçen sene belediye spordu, bu sene belediye spor ismi kalktı, Selçuklu Basket diye devam ediyor. Ama o halde de belediye elini çekmiş değil. Hala Selçuklu Belediyesi destek veriyor. İşte salon olsun, maddi anlamda olsun. Ama yeterli değil. İşte yeterli hani oyuncular olmuyor. Maaşlarını alamıyor, hani personel maaşını alamıyor. Hani belli başlı maddi sıkıntılar baş göstermiş. İşte ki yönetimde genel kurul kararı almış. Bunu da işte şehrin artık buna bir dur demesi lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Hani çok saat bir para da değil kombine fiyatları. 50 lira 100 tabii lira civarında. Ya işte bu hepsi bir kriz. Yaşanan kriz şu an bütün spor, daha doğrusu yaşanan krizden öncesi de var tabii. Daha öncelerinden bu futbol ya da basketbol takımlarının, kulüplerin, spor kulüplerinin aldıkları yanlış kararlar, yaptıkları yanlışlar, mali anlamdaki hataları, yani bir şampiyonluk için yıllık 5 milyon euro bir oyuncuya veriyorsan bu bence büyük bir yanlıştır. Ve o yanlış geçtiğimiz sezonlarda yaptıkları yanlış ellerini patlayınca, özellikle büyük kulüpler için bunu söylüyorum, şu anda hepsinde bir mali kriz var. Bu mali kriz de işte yavaş yavaş aşağıya doğru, kademe kademe, lig lig aşağılara doğru gelmeye başladı. Burada ön plana çıkan altyapılar oldu. Kesinlikle. Hani bugün büyük takımlarda da görüyoruz bunu. Hı hı. Hani paraları har vurup harman savurmaktansa altyapıdan yeni yeni oyunculara şans verilmeye başlandı. Tabii. Ekonomik krizin neticesinde. Tabii bugün en büyük örneği mesela Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Wagner Love, Kaylarim var. Ama Güven 11'de. Güven oynuyor. Dorukhan oynuyor. Yani. Galatasaray'da inşallah Ozan oynuyor. Karapınar Belediyespor inşallah toparlar ve daha iyi mücadele eder. İnşallah. Yani zevkli olacağını düşünüyorum bölgesel amatör ligin bu anlamda. Şimdi Cenap Hoca'da telefon bağlantımız gerçekleşti. Cenap Hoca şu an hattın diğer ucunda. Hocam merhaba. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Alo. 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 Hocam merhaba. Buyurun, merhabalar. Hocam. Evet. Teknik bir aksaklık var galiba. Birazdan bağlantımızı yapacağız Cenap Hocam'la. Akşehir Spor Teknik Direktörü Cenap Taner'le birazdan bağlantımızı yapacağız. Alo. Hocam duyabiliyor musunuz sesimi? Alo. Cenap Hocam duyabiliyor musunuz buyurun sesimi? Hocam bir teknik aksaklık vardı. Biraz geç bağlanabildik. Kusura bakmayın. Rica ederim. Buyurun. Hocam öncelikle tebrik etmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Şu an
Ligin ilk yarısını 28 puanla ikinci sırada tamamladınız. Evet. Hocam öncelikle şunu sorayım ben. Yıllarca playout mücadelesi etmiş bir Akşehir Spor'u şu an ligin ikinci sırasına getirdiniz. İlk önce bu süreçten bahsedebilir misiniz? Duyabiliyor mu? Duyabiliyor musunuz hocam? Geliyor musunuz? Geliyor hocam tabi. Tabii ki Akşehir Spor geçmiş dönemlerde playout oynamış, playout oynamak zorunda kalmış. Bu durumları yaşamış ama bu sene sezon başında başkanımız, as başkanımız ve yönetim kurumumuzla yaptığımız toplantıda artık Akşehir Spor'u playout oynamaktan kurtarmak için bir kadro oluşturma hedefiyle yola çıktık. Bu kadroyu da oluşturduk. Tabii ki ilk önceki hedefimiz, Konya birinciliğiydi. Hı hı. Konya birinciliği olarak playout oynamaktan Akşehir Spor'u kurtarmaktı. Evet. Bununla beraber tabii ki de ilk 5 olarak da bir hedef belirledik. Bu hedefi belirledikten sonra işte transferleri yaptık. Ondan sonra da işe başladık. Şu anki gidişatımızda Allah'a şükür gidişatımız gayet iyi. Takımımızın başardığı gayet iyi. Hedeflere de ulaştık. Şimdilik ulaştık. Hocam hedef ilk 5 transferler, ona göre dediniz ama çok fazla da transfer yapılmadı sanırsam. Sesiniz çok az geliyor. Sesinizi alamıyorum. Hocam hedefimiz ilk 5, ona göre transfer yaptık dediniz ama çok fazla da transfer yapmadınız galiba. Sezon başı transfer yaptık Geçen seneki takımın iskeletini değiştirdik. Geçen seneden 4 tane oyuncu kaldı. Diğer çocukların hepsini değiştirdik. Yeni transfer yaptık hepsini. Evet. Hocam şimdi yeni takviyeler yapılacak mı devre arasında? Şimdi bununla ilgili başkanımızla ve yönetimimizle yaptığımız görüşmede takviye ile ilgili olumlu görüşlerini aldık. Ben de aynı fikirdeyim. 2 veya 3 tane inşallah takımımıza fayda sağlayacak. Takımımıza katkı yapacak, transfer yapacak inşallah. Hocam bölgesel amatörlükte yabancı oyuncular biraz meşhurdur ama ya düşünceniz var mı yabancı bir oyuncu? Bu yani yabancı olması, yerli olmasından çok takıma katkı yapacak olması benim için çok daha önemli. Çünkü takımımız bir seviyeye geldi artık. Bir seviyeye evet. İleride 2 puan gerisinde artık hedeflerin olduğu gibi değişti. Yani yerli veya yabancı olmasından çok takıma katkı yapması benim için önemli. Hocam hedefler değişmesi şampiyonluk olarak diyebilir miyiz? Hayır, sesinizi alamadım. Hocam hedefler değişti dediniz ya, hedeflerin değişmesi evet. Artık hedef şampiyonluk diyebilir miyiz? Tabii şimdi yani sezon başı koyduğumuz hedefi şu anda başardık ama şimdi ben ilk yarıdaki maçların hepsini teker teker oynayacağımız maçları teker teker düşündük ama ilk yarı bitimiyle geldiğimiz noktada lider 2 puan gerisindeyiz. Tabii ki takviyeler yaparak inşallah ikinci yarıda futbolun doğrularını hepsini yaparak tabii ki Akşehir Spor'un hedefi ikinci yarı için şampiyonluk. Hocam bir de geçen hafta yaşanan olaylar vardı. Orada Tayfun Akbey galiba tedbirli olarak sevk edildi amatör futbol disiplin kuruluna. Onunla şu an faydalanamıyorsunuz kendisinden. Orada yaşanan olaylardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani şimdi orada yaşanan olaylar yani maçın zaten hani gergin bir ortamda oynandı maç. Maçın bitimiyle beraber kaleciyle Tayfun arasındaki bir diyalogla başladı. Ondan sonra kaleciyle bu diyalog diğer futbolcuların, kalecisporlu futbolcuların katılımıyla, idarecilerin katılımıyla, taraftarların katılımıyla çok olmayacak bir şekilde tatsız bir duruma dönüştü. Yani gerçekten bizi çok üzdü. Akşehir Spor'a üzdü. Tüm futbol adına bizi çok üzdü. Yani bu konuda gerçekten çok hem alındık hem kırıldık hem de öfkelendik işin gerçeği. Olmaması gereken şeylerdi. Bir takım rakibini yenebilir, yenilebilir
Ama maçın bitimiyle yapılan şeyler, yaşanan şeyler gerçekten hiç uygun değildi. Yani gerçekten çok Türk futbolu adına çok üzücüydü. Sorayım ben. O gün yaşanan olaylar içerisinde yine polislerin çok fazla müdahil olmadığı da iddia edildi. Bir, duyabiliyor musunuz hocam? Sesiniz çok az geliyor. Hocam polislerin de çok fazla müdahil olmadığı iddia edildi o gün. Şimdi şöyle bir durum var. Maçtan önce, maç haftasında evet, hepimizle algı yaptığımız toplantıda, konuşmalarda daha önce Çubukspor ve Sarayönü takımlarının Kırıkkale'de oynadıkları maçlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı biz gerekli hem federasyona hem emniyete gerekli yazışmaları yaptık. Gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili bir talebimiz oldu. Evet. Bu taleplerin olmasına rağmen, daha önceki iki tane içeride oynadığı maçta da olayların çıkmasına rağmen gerekli önlemlerin alınamadığı fikrindeyiz. Çünkü gerekli önlemler alınsaydı maçın bitimiyle bu olayların yaşanmaması lazımdı. Evet. Hocam bir de o gün tabii olaylardan sonra size büyük bir destek vardı. Yani benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de Sarayönü Belediyespor, bizim tabirimizde düşman kardeş, Akşehirspor'un düşman kardeşinin bir desteği vardı. Ankara'dan, diğer kulüplerden her kulüp böyle bir problem yaşadığını belirterek size destek oldu. Bu kulüplerle ilgili, özellikle Sarayönü Belediyespor'la ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şimdi şöyle bir şey, bu yanlışı kimin yaptığı önemli değil. Yanlış her zaman yanlıştır. Kırıkkale'de bizim yaşadıklarımızda gerçekten çok uygunsuz şeylerdi. Evet. Oraya, sadece bizim yaşadığımız bir şey değildi bu. Bizden önce Sarıyer'de yaşadı bazı şeyler, Çubukspor'da yaşadı. O insanlar da, o takımlar da orada bu sıkıntıları yaşadıkları için kendilerini de bizim yerimize koydular ve burada bize geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini ilettiler. Desteklerini iletelim, geçmiş olsun diyen bütün takımlara, bütün futbol camiasının bireylerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizim Sarıyer'in takımı, Sarıyer'in kulübü, evet bizim rakibimizdir. Ama rakibimizdir. Ama bir kulüple, bir takımla rakip olabilirsiniz. Ama bir düşmanlık böyle başka bir şey olmasına hiçbir anlamı yok. Sarıyer bizim rakibimizdir. Ama kendileri de böyle bir mağduriyet yaşadıkları için ondan dolayı bize destek olmuşlardır. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Furkan, sormak istediğim bir şey var mı Cenap Hocam? Ben direkt soruları yağdırdım bu arka arkaya ama. Yani Cenap Hocam'a ben soru sormak değil de hocamdan bir isteğim var. Hocam, seneye sizi üçüncülükte görebilecek miyiz? Ya inşallah. Yani bu yani üçüncülüğe çıkmak, şampiyon olmak komple bir şey. Yani Akşehirspor'da daha önceki yaşanan yıllarda işte başarısızlıklar, sıkıntılar, playoff'lar, düşmekten son anda kurtulmalar gerçekten insanları üzmüş, insanları bu işten biraz da soğutmuş. Bu sene sezon başı başladıktan sonra maçları kazandıkça, başarılı oldukça bizim çok önemli bir taraftar kitlemiz var. Bu taraftar kitlemiz de bugün olduğu gibi bütün maçların hepsinde takımımızı çok üst seviyede desteklediler. Yani Akşehirspor şu anda bir duruma geldiyse bunu taraftarımızın desteğiyle ve onların da takımı ileri doğru gitmesiyle oldu. Akşehirspor taraftarıyla başkanı, as başkanı, belediye başkanı, yönetimiyle teknik kadro ve futbolcuları da bir bütün halinde tabii ki inşallah şampiyonluğu hedefliyor. Sen şampiyon olabilmek için de her şeyi yapacağız inşallah. Evet. Hocam, takımı nereden nereye getirdiğiniz çok bariz. Yani umarım seneye sizi 3. ligde görürüz. Yani bir takımı evet, ben geçen sene son 5 maç aldım. Düşme potasındaydı. Sıkıntılı bir süreçti. Yani gerçekten 5 maçta 10 puan alarak play-off maçında da kazananı penaltı vererek takım ligde kaldı. Bu senedeki yapılanmada, transferlerde gerçekten yaptığımız transferlerin de doğru olduğu herkes tarafından görülmekte. Ama bu iş başarı bir kişinin başarısı değildir. Akşehirspor'un başarıya ihtiyacı vardı, başarıya açtı. Akşehirspor belediye başkanı,
kulüp başkanı, as başkanı, yönetimi, teknik kadrosu, futbolcuları ve Akşehir Spor'un sahibi olan önemli taraftar kitlesiyle beraber inşallah başarıyı başarıda yükselerek devam edeceğiz. İnşallah, İnşallah hocam. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sezonun ikinci yarısı için başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluk hedefiniz gerçekleşir. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar hocam. Akşamlar. Evet Furkan. Evet. Cenap Hoca'yı duyduk. Artık hedef şampiyonluk. Cenap Hocam kilitlenmiş şampiyonluğa. Tabii. Akşehir ilçe olarak kilitlenmiş şampiyonlar. Kilitlenmiş artık yani istiyor istediği gibi de bunu artık dillendirmiş. Evet ben inanıyorum Akşehir'in seneye 3. ligde olacağına. İnşallah ben yani İnşallah. Gerçekten çok istiyorum bir 3. bir kulübümüz 3. ligde artık yer almalı. Kesinlikle. Bu hafta bölgesel amatör ligdeki haftanın oyuncusunu söyleyeceğiz tabi. Karapınar Belediyespor'un maçı yoktu. Bay geçti bu hafta. Sarayönü Belediyespor'da Sandıklı Spor'la 1-1 berabere kaldı. Akşehir'de Tayfun Akbey yoktu ama takımın yükünü çeken bir oyuncusu oldu Ali Kireç. Evet. Ali Kireç haftanın bölgesel amatörlükte haftanın oyuncusu olarak biz seçtik. 3 golle hat-trick yaptı. Tabii takımına büyük katkı sağladı. Tayfun Akbey'in olmadığı yerde Ali Kireç takımı resmen sırtladı diyebiliriz. Topu eve götürmüştür değil mi? Büyük ihtimal. Tabii bunu rahatlıkla söylüyorum. Hat-trick yapan bir oyuncuyu seçmek herkesin şeydi yani herkesin beklentisi o yönde olur diye tahmin ediyorum. Orhan Yüksel ve Mustafa Aksoy diğer gol atan oyuncular ama tabii 3 gol atmak. Tabii bir 3 gol atmak kolay değil ve bir tam bir forvet oyuncusu da değil. Onu da söylemek lazım. Yani forvet olur 3 gol atar zaten görevi budur derler ama değil. Yani tebrik etmek lazım. Cenap Hoca'nın bizim değiştirmediğimiz 4 oyuncu diye bahsettiği oyuncudan bir tanesi olması lazım Ali Kireç. Çünkü Mustafa Aksoy, Sofu Baykal ve Ali Kireç bu üç oyuncunun ben geçen sezon takımda olduğunu hatırlıyorum. Ve bu sezonda yine takımdalar ve 11'deler onu da söylemek lazım. Evet. Şimdi şeye geçelim artık. Süper amatöre bir geçelim artık. Ya süper amatörde bu hafta baya çekişmeli, zorlu, garip bir hafta oldu. Evet. Ereğli Ilgın'da 3-1 mağlup oldu. Gölyazı liderliğe devam etti. 2-0'lık galibiyet. Onun dışında diğer sonuçları da aktaralım. Sen sonuçları aktar ondan sonra biz bunun üzerinden değerlendirmeye devam edelim. Emirgazi Belediyespor sahasında Selçuk Spor'a 2-1 mağlup oldu. Ilgın Belediyespor Ereğli Spor'u 3-1 mağlup etti. Meram Karakartallar ve Ülküm Spor Gençlik yenişemedi. 0-0 eşitlikle bitti mücadele. Gölyazı Belediyespor Öntür Havzan Spor'u 2-0 mağlup etti. Çatalhöyük Çumra Belediyespor sahasında Kadınhanı Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu. Ve Doğanhisar Spor Akören Kültür Spor'a 4-2 mağlup oldu. Bu hafta bizim takip ettiğimiz iki maç. Evet. Yeni Doğanhisar Spor, Akören Kültür Spor, Meram Karakartallar, Ülküm Spor. Ya ben oradan başlamak istiyorum. Doğanhisar cidden maddi sıkıntılardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani takım kurarken sezon başında çok bir şey yapmamış. Maliyetli bir takım kurmamış galiba. Yani tabii. Yani Doğanhisar'ın bu durumda olmasında onun da etkisi var. Kendi sahasında oynamadığının da etkisi var. Aynen öyle. Onun da tabii orada bir dezavantaj. Şimdi bir Doğanhisar'da şey yapmak var. Taraftarla birlikte taraftarın karşısında oynamak var. Tabii. Hani o bir desteğin de, seni itmesi var. Yani bir de hani çekimser bir maç oynamak var. Aynen öyle. O yüzden şu anda fazla da bir şey diyemeyiz. Ama Doğanhisar'da bugünkü maçta ben gördüm. İleriye çıkma noktasında çok problemliydi. Evet. Yani ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş artık geçiş yoktu yani. Hiç
Ben hatta şaşırdığım nokta, biz maçtan çıktık, biz maçtan çıktıktan sonra iki tane gol olmuş. Evet. Biz 70. dakikalarda falan artık diğer maç için oraya geçmeyi, Muharrem Samur'a geçmeyi için çıkmıştık. Biz geçtiğimiz sırada da gol olmuş. Yani şöyle de bir detay var. Hani Akören kaç, 5 oyuncusuyla mı, 6 oyuncusuyla mı yollarını ayırmıştı? 6 oyuncusuyla. Birçoğu da as oyuncuydu galiba. Buna tabii, rağmen tabii. Yine 4-2'lik bir galibiyet aldı Doğanhisar karşısında. Yani Doğanhisar'ın dediğin gibi hem ön alanda çoğalma, hem geçişlerde sıkıntısı var, hem de defansta hani kademe hataları var. Bunları da görüyoruz. Yani hani takımda 3-0 olduktan sonra mücadele ilk yarıda, yani oyuncular ister istemez disiplinden kopuyorlar. Bir tabii. Dağılma söz konusu oluyor. Ama ikinci yarıda iki gol bulmaları açıkçası beni sevindirdi. Takım tekrardan bir iletişim haline getirdi. Ya bir iki gol dikkatimi bulmuş. Çeken detay var Doğanhisar'da zaten. Doğanhisar'da geneli daha önce galiba bu ligde oynamamış oyuncular. İşte birinci amatörde, ikinci amatörde oynamış ve genç arkadaşlar vardı, genç futbolcular vardı. Yani birkaç deneyimlinin üzerine oturtulmuş bir takımdı. Galiba evet. Öyle. Ama o da şey yapmadı, yetersiz kalmış. Deneyimli oyuncular daha yetersiz demeyeyim ama bir eksiklik var takımda. Bu da eksikliğinde ben ileriye çıkma noktasında olduğunu düşünüyorum. Yani zaman zaman kontra ataklarla ileriye çıktılar, bir şey yapmaya çalıştılar ama hep sonuca bağlanamadı. Tabii, yani tehlikeli bir atak bile oluşmadı. Böyle bir detay vardı. O yüzden belki transfer yaparlar mı? Zannetmiyorum. Maddi sıkıntıdan kastım şu. Bir destek. Yani bir destek olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Doğanhisar Spor şey değil yani. Belediye takımı değil. Evet. Belediyenin belki bir desteği vardır ama cüzi miktarda bir desteği olur. İlçe tam anlamıyla. Halkının ne kadar desteği var? Esnafın, iş adamlarının ne kadar desteği var? Onu bilmiyoruz ama evet. Belli ki çok değil. Aynen katılıyorum. Akören Kültür Spor yani şu detayı da biz göz ardı etmiş olmayalım. Akören Kültür Spor ikinci amatörde bir şampiyonluk yaşadı. Ardından birinci amatörde bir şampiyonluk yaşadı. Şimdi Süper'de 5. sırada. Yani tabii Akören de ligin iddialı takımlarından birisi. Yani şampiyonluk adayı olabilir mi bilmiyorum. Biraz uzak görünüyor şu an ama ligin iddialı ekiplerinden birisi. Ona emin değilim çünkü şu anda liderle arasında 8 puan fark var. 8 puan. Yani bu puan farkının bir de Gölyazı'yla kapanması biraz zor görünüyor. Ama ilk 3 içerisine girebilecek bir ekip. Tabii. Girebilecek bir ekip. Her zaman söylüyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Akören Kültür Spor üst sıralardaki takımları zorlayıp, yani ya Akören'e gidiyoruz, maçımız Akören'le, dikkat etmek lazım diyebileceği bir takım. Yani her takımın başına bela olabilecek bir takım. Her takımın başına bela olabilecek bir takım. Böyle bir dezavantajları var. Bunun yanında işte söylemek gerek. Yani Halil Hoca, Halil Elibol bu takımı nereden aldı, nereye getirdi? Onu da bir konuşmak lazım bir taraftan. Çünkü daha önce futbolcu olarak hem profesyonel hem amatör ligde görev almış, futbol oynamış. Daha sonra bıraktıktan sonra futboldan yaklaşık 14-15 yıl uzak durmuş. Sonra dayanamamış ve tekrar antrenör olarak futbolun içine dahil olmuş. 15 yıl da çok uzun bir süre. Tabii uzun bir süre. Ve geldi şimdi işte Akören Kültür Spor'u buraya kadar taşıdı. Yani tebrik etmek lazım hocamızı. Tabii. Yani 15 Halil yıllık bir aradan sonra. Tabii şu detayı da söylemek lazım. Ben Halil Hoca ile her konuşmamızda ben bunu kendisine de söylerim. Hocam senin takımdaki en büyük avantajın istikrar. Çünkü ikinci amatörden aldığı takım bozmadan birinci amatörde oynadı. Yine bozmadan süper amatöre. Sadece takviyeler. Evet. Birkaç takviye, küçük küçük takviyelerle
takımı bu hale getirdi. Yani Halil Hoca'yı da tebrik etmek lazım burada. Konya yeni bir antrenör kazandı. Kesinlikle. Amatör kümelerde mücadele eden takımlar için yeni bir antrenör ortaya çıktı. Bunu da detay olarak söylemek lazım. Çünkü süper amatör zor bir lig. Biz tabi buradan amatör deyip geçiyoruz, süper amatör deyip geçiyoruz ama süper amatör de kolay bir lig değil bence. Ya işte amatör gibi mücadele etmiyor takımlar. Tabii ki. Baktığın zaman Ilgın, Ereğli, Gölyazı çok güzel mücadele eden takımlar. Tabi hepsi belli başlı mücadele içinde ama öne çıkan takımlar bunlar. Ya öne çıkan takımlar artı bir de yani bugün de bir futbolcu abimiz söyledi. Maliyetli. Tabii. Süper'in maliyeti yüksek dedi. Onun da birazdan bilgisini vereceğim. Anadolu Kartal Spor kurduk dedi. İkinci amatörden başlayacağız. Altyapılardan sonra ikinci amatörle devam edeceğiz dedi. Kara Kartallar örneğini verdi o da. Kara Kartallar gibi bir takım kurduklarını söyledi. Yani mantık olarak aynı mantıkta süper amatörün maliyetinin yüksek olduğunu o da söyledi. Yani süper amatörde maliyet yüksek. Takımlar, kulüpler bir destek olmadığı için ya da bir destek demeyelim de federasyon geliridir, işte yayıncı kuruluş geliridir, böyle şeyleri olmadığı için sıkıntı yaşıyorlar. Kulüpler kendi cebinden verdikleri paralarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani maliyetli olduğu için zor oluyor. Ama bu anlamda ben Akören Kültür Sporu Halil Elibolu ayrıca tebrik etmek istiyorum. İkinci amatörden aldığı takımı süper amatörde şu anda 5. sıraya yerleştirdi. Evet, 5. sıraya yerleşti. Yakın bir zamanda da önümüzdeki yıllarda da yani bir şampiyonluk neden olmasın? Kesinlikle yani Akören için çok uzak görünmüyor bu. Tabii. Diğer takip ettiğimiz mücadele. Meram Karakartallar. Ülküm Gençlik. İki genç takımın maçıydı bugün ya. Evet. Ligin en genç iki takımı. Karakartalların 18,5 yaş ortalaması. Ülküm Spor'unda 20'nin üstünde olduğunu zannetmiyorum. Yani iyi bir şey aslında. Tabii. Amatör lig dediğim böyle olmalı. Bence de kesinlikle böyle olmalı. Ve bugünkü maç bizim için gerçekten bir mücadeleyi gösterdi. Çok dengeli bir mücadele var. Dengeli bir mücadele. Yani iki tarafta pozisyonlar buldu. Hani değerlendiremediler ama hani her iki tarafta atak geliştirdi. Ne bileyim orta saha mücadelesi, birebir mücadeleler, alan savunması gerçekten harbi bir mücadele izledik. Gerçekten bugün çok güzel bir mücadele vardı ortada. İşte amatör kümelerde bunun olmasını bekliyorum ben aslında. Kesinlikle. Genç futbolcuların çıkıp mücadele etmesi ve kendilerini göstermeleri, kanıtlamaları lazım. Kesinlikle. Ülküm Spor bu anlamda gerçekten iyi bir takım kurmuş diye düşünüyorum ben. Ya Mümin Hoca, Ülküm Spor da takımı ben beğendim açıkçası. Gerçekten yani, güzel. Tabii Meram Karakartallar da güçlü bir ekip. Zaman zaman zorlu anlar yaşadı Ülküm Spor ama takım oyunu açısından fena değildi. Her iki ekipte tabii. O maçta çok dikkatimi çekti. Karakartallar ileride çoğalamadı. İleride çoğalmış olsalardı belki bariz kaçırdıkları pozisyonlar da var. Kaleciyle tabii karşı karşıya kaldıkları pozisyonlar var. Ülküm Spor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlar var. Değerlendiremedi. Tabii burada bir de tecrübenin de bir etkisi var. Kesinlikle. Tecrübesizliğin bir etkisi var. Dezavantajı var. Bu dezavantajla İki takımın genç oyuncuları bir sonuca ulaşamadı. Evet. Kaleciyle karşı karşıya kaldılar ama hani buna nasıl bir örnek veririz? İşte Kasımpaşa Konyaspor maçında Yahoviç Kasımpaşa kalecisi Ramazan'la karşı karşıya kaldı. İşte bir fake attı. Evet. Ramazan'ı terse yatırıp gitti, gol attı. Direkt kaleye vurmadı. Tabii. Belki direkt vursa gol atamayacak. Tabii. Benzer durum yani. Tecrübeli sonuçta 30 yaşında yıllardır futbolun içinde profesyonel futbol oynamış, değişikliklerde oynamış bir milli oyuncu. Milli takım oyuncusu. Milli takım oyuncusu bunları tabii biliyor. Ama bize geldiğin zaman
durum aynı değil. Yani genç oyuncular için bu durum aynı değil. Kara Kartallar'da bu var. Ülküm Spor'da bu var. Şimdi Kara Kartallar'da sürekli her hafta işte Faysal Hoca'nın açıklamaları var. Faysal Hoca bahsediyor. Pozisyon bulduk. Pozisyon yarattık. Ama sonuca ulaştıramıyoruz diyordu. Aynı durum belki de her hafta Ülküm Spor için de var. Evet. Yani pozisyon buluyorlar. Pozisyon buluyorlar. Skora yansıtamıyorlar. Skora yansıtmak kolay değil. Evet. Bunu yansıtabilmek için tabii biraz oyuncular tecrübelenecek. Ya biz burada böyle yapıyoruz ama bu yanlışmış. Doğrusu bu şekilde. Diye bir kendi kendilerine artık öğrenmeye devam edecekler. Tabii çıktıkları ama maç sayısınca. Tabii şunu da şunun da altını çizmek lazım. Bu oyuncular burada kazandıkları tecrübeyle daha ileriye gidebilirler. Kesinlikle. Yani bir bölgesel amatörlük görebilirler. Belki profesyonel bir lig görebilirler. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Yani 17-18 yaşında bugün Meram Karakartallar'da da Ülküm Gençlik'te de 17-18 yaşında çocuklar var. Ve tabii, hani gerçekten hani fizikleri iyi, hani oyun mantıkları iyi. Profesyonel liglerde oynasalar sırıtmayacak derecede oyuncular var yani. Kesinlikle katılıyorum. Ya haftanın maçı aslında Ereğli Ilgın maçıydı. Ereğli deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ereğli Spor 3. sıraya geriledi. Ilgın Ereğli Spor karşısında aldı, galibiyetti. 2. sıraya çıktı. Gölyazı'nın hemen ardından 2. sırada aslında Ereğli ile Ilgın'ın puanları eşit şu an. Fakat averajla Ilgın 2. sırada. Averaj hem de ikili averaj hem normal averaj olarak Ilgın üstte. Ilgın'la da bugün oranın da antrenörüyle görüştüm, Ayhan Hoca'yla. O da söylüyor, biz diyor aslında diyor çok şey bir takım değiliz diyor, yüksek meblağlarla kurulmuş, ondan sonra paralı bir kulüp değiliz biz de diyor. Şu anda malzemecimiz olmadığı için futbolcularla biz kendimiz toparladık ortalığı dedi. Yani soyunma odasını falan biz kendimiz toparladık bugün dedi. Bu şeye benzemiş, hani hademi olmadığı için okulun kendi işlerini yapan müdür haberi vardı. Evet. Sobayı yakıyor, temizliğini yapıyor falan. Kesinlikle onun gibi olmuş. Yani çok da şey oldu, garip olmuş. Yani antrenöründe futbolcularla birlikte soyunma odasını toparlaması da tabii. Ya sonuçta şunu da ben altını çizerek söylemem gerekiyor. Amatör kümelerde bu işi yapanlar hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak yapan kişiler gönüllü yapıyor bu işi. Evet. Yani, maddi kazançları var. Yok değil. Ama severek yapıyorlar. Tabii bu işi severek yapıyorlar. Aslında sevmeseler nasıl söyleyeyim, yapmazlar ya. Rezilliğini işte çekmezler. Adam bir deplasmana gidiyor, bir kavga çıkıyor. Yani belli olmuyor ki işte Akşehir Kırıkkale maçında bir diğerine vuran belki babasının yaşında, belki oğlunun yaşında. İşte o ki bir anlık işte fevri davranış. O fevri davranış, yani düşünmeden yapılan o yanlış şeyler tabii nereye gelebiliyor? Bunu severek yapan insan buna katlanıyor işte. Evet. Severek yapmasa yapmaz. Zannetmiyorum hiç kimsenin sevmediği bir şey sevmeden bu amatör liglerin içerisinde yer alacağını zannetmiyorum. Yani mecbur değil. Tabii ki. Sevmesi kimse. Evet. Bunu da söylemek lazım. Ilgın bu hafta 3-1 kazanarak 21'e çıkardı puanını ve ikinci sıraya yerleşti. Geçen hafta lider olan Ereğli şu an 3. sırada. Haftaya Ereğli kimle karşılaşacak? Karakartallarla karşılaşacak kendi evinde. Yine zor bir mücadele olacak. Yine zor bir mücadele olacak çünkü Ereğli oynamayı seven, topla oynamayı seven bir takım. Bunun yanında Karakartallar da topla oynamayı seven, koşan bir takım.
Tam nasıl bir mücadele olacak? Zorlu bir mücadele olacak. Buna eminim. Benim en merak ettiğim karşılaşma gelecek hafta Selçukspor Ilgın Belediyespor. Selçukspor Bekir hocamın takımın başına geçmesiyle ilk maçında Ereğli devirdi. Evet. Daha sonrasında bir beraberlik ve bugün yine bir galibiyet aldı. 7 puan. 3 maçta 7 puan. Bekir hocamla görüştüğümüzde de hedef yukarılar dedi. Yani muhtemelen şampiyonluğu ima etti. Ben bu maçı merak ediyorum gelecek. Şunu da söylemek lazım. Bekir Hoca hiçbir takıma ben ikinci olacağım diye gitmez. Onu da söyleyeyim. Şimdi haftanın 11'ini verelim de vaktimiz de daralıyor. Seni de tahtanın başına alalım Furkan. Tabii. Haftanın 11'ini verelim çünkü vaktimiz azaldı. Vakit çok hızlı geçiyor. Tabii. Bugün bir de telefon bağlantısı yaptık. Cenab-ı Hoca sağ olsun bizi kırmadı. Ona da tekrar teşekkür ediyorum buradan unutmadan. Haftanın Süper Amatör'de 11'inde kalede Ülküm Spor'dan Ali Rıza. Bugün gerçekten iyi bir performans gösterdi. Tekrar hatırlatayım takip ettiğimiz maçta yani Kara Kartalların yaklaşık 3 net pozisyonunda benim gördüğüm 3 net pozisyonda. Bu 3 net pozisyonda da hayati kurtarışlar yaptı. Kendisini evet. Tebrik ediyorum. Sağ bekte Ilgın'dan Sadık. Evet. Sadık da Ereğli karşısında güzel bir performans gösterdi. Tabii performansıyla dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi. Evet. Stoper'de Selçukspor'dan Onur. Hatırlatalım bu arada Onur da Selçukspor'un son dakika golünü attı. Tabii. Stoper olarak. 1-1 berabere 1-1 berabere devam ederken son dakikalarda 90 artıda uzatma dakikalarında evet. Sahneye çıktı ve takıma galibiyeti getiren golü attı Onur. Tabii detay olarak söyleyelim. Kara Kartallardan Berke. Berke ile ilgili olanı da hemen aktarayım. Bugün takımın tehlikeli ataklarını başlatan isim oldu. Uzun vuruşlarıyla özellikle uzun vuruşlarının yanında bir de doğru paslarla diyelim. Evet. Tabii. Çok doğru noktalara nokta atış paslar gönderdi. Yani normal mevkisi ön libero. Bugün maçın son 10-15 dakikasında stoper oynadı. Hem stoperde hem ön libero'da. Bugün yani günün gerçekten başarılı isimlerinden bir tanesiydi. Yusuf Kılıç Gölyazı. Evet. Ön libero'da Ahmet Çeşen yine Selçukspor'dan. Şimdi sağ kanatta Ilgın'dan Cengiz Han. Cengiz Han'la ilgili hemen anlatayım. Ayhan Hoca dedi ki 65. dakikada aldım. 60. dakikada aldım. Normalde kanat oyuncusu sağ kanat ama ben onu bugün ortada değerlendirdim. Orta sahada ortada değerlendirdim. Ve gerçekten maça girdiği andan itibaren büyük fark yaratan oyuncu oldu diye özellikle söyledi. Evet. Akuren Kültür Spor'dan ortada Hasan Sayan. Hasan Sayan'ı da ayrıca bir söylemek lazım. Bugün 2 asist 1 gol başarısı gösterdi. Evet. Mehmet Doğan Ilgın'dan. Ortada yine Hasan Sayan'la birlikte. Mehmet Doğan. Hı-hı. Evet. Can Yılmaz Gölyazı. Evet.
Santrafor Ramazan Akören Kültür Spor. O da bugün hem baskı yaparak hem de attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Aslında evet. Akören'le çok, yani takım olarak çok iyiydi de diyebiliriz. Onunla Akören'in 9 numarası gerçekten ya. İyi bir performans vardı bugün. Tabii. Şimdi tekrar sayıyorum haftanın 11'ini. Kalede Ülküm Spor'dan Ali Rıza, savunmada Yusuf Kılıç Gölyaz'dan, Onur Selçuk Spor'dan Berke, Karakartallar'dan Sadık Ilgın'dan, ön libero'da Ahmet Çeşen Selçuk Spor, forvet arkasındaki dörtlüde Cengiz Han Ilgın Spor'dan, Ilgın Belediye Spor'dan Hasan Sayan Akören Kültür Spor, Mehmet Doğan Ilgın Belediye Spor, Can Yılmaz Gölyazı Belediye Spor, Santrafor'da ileri uçta Ramazan Akören Kültür Spor'dan haftanın 11'indeki oyuncularımızdı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hemen bir birinci amatöre son dakikalarımız, artık birinci amatör kümeyi değerlendirmeye başlayalım. Evet, Cihan Beyli bu hafta bay geçti. Evet. Ligin zirvesindeki, Cihan Beyli bay geçti. Erges Spor, hemen ardından gelen Erges Spor Kulu Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti. Tabii o da takibi devam ettirdi. Evet. Onu da söyleyelim yani. Demir Spor yine playoff grubuna girdi 14 puanla. Tabii Polatoğlu Ahşap'la oynayacaktı normalde bu hafta ama Polatoğlu Ahşap ligden çekildiği için onu da onunla ilgili de Polatoğlu Ahşap'la ilgili de oyuncuları şu an farklı takımlarla anlaştı. Yani oyuncuların zaten bonservislerini vermişti. Oyunculara belgelerini, dosyalarını vermişti kulüp. Hızlı gelişmiş. Oyuncular da anlaşma sağladılar. Yani Polatoğlu Ahşap Spor'dan Hasan Kabağ'ın Kadınanı ile anlaştığı bilgisini aldım ben. Kadınanı Belediye Spor'la ligin ikinci yarısında Ocak'tan itibaren Kadınanı Belediye Spor'la devam edecek. Süper Amatör'e devam edecek artık. Kenan ve bir oyuncunun da başka bir Süper Amatör kulüple anlaştığı bilgisini aldım. Kulübün ismi net olmadığı için isim vermeyeyim kulübün ismini de. Polatoğlu Ahşap'ın bir oyuncusu da Gölyazı Belediyespor'la anlaşmış. Evet. Stoperde Selçuk Gölyazı Belediyespor'la anlaştığını bilgisi var yine. Tabii iyi bir takımdı, güçlü bir takımdı. Ve oyuncuları boş kalmadı diyebiliriz. Hepsi bir takıma gitti. Oyuncuların kariyeri açısından devamlılıkları önemli. Tabii. Birinci amatör kümenin A grubunun skorlarını, bu haftaki skorlarını tabii verelim. Kulu Belediye Spor 0, Erges Spor 1, Moniva Spor 1, Taşkent Spor 2, Demir Spor 3-0 hükmen galip sayıldı. Polatoğlu Ahşap Spor'la oynayacaktı bu hafta. Sarayönü Spor 5, Yunak Spor 1 ve Cihanbeyli Belediye Spor'da haftanın bay geçen takımı. Bir de şey de verelim de, haftaya oynanacak maçlar da verelim de. Haftaya 10. hafta 1. amatör kümede A grubunda Cihanbeyli Belediye Spor Taşkent Spor'u ağırlayacak. Erges Spor maç yapmayacak. Polatoğlu Ahşap hükmen 3-0 galip geldi, evet, sayılacak. Sarayönü Spor Moniva Spor'la karşılaşacak. Yunak Spor Demir Spor'u ağırlayacak. Ve haftaya Kulu Belediye Spor haftayı bay geçecek. B grubunda bu hafta Selçuk Üniversitesi bay geçmiş. Evet, Selçuk Üniversitesi de aslında iyi kulüplerden, iyi takımlardan bir tanesi. Evet. Şampiyon adayı. 17 puanla. 17 puanla ikinci sırada. Seydişehir Belediye Spor yine liderliğini devam ettirdi. 2-1 galip geldi Selçuklu İdman Yurdu karşısında. Huğulu çok yine bir şey almış, farklı bir galibiyet almış. Yani yinesini şu Yeni Meram Spor geçtiğimiz hafta da farklı bir mağlubiyet aldıydı. Bu hafta, evet, da farklı bir mağlubiyet 9-2'lik aldı. 9-2'lik bir skor. Hemen B grubunun da haftanın skorlarını, evet, verelim. Ondan sonra iki tane bir şeyimiz var. Yeni kurulan kulüpler var. Onlardan da bahsedip programı tamamlayalım zaten. B grubu haftanın skorları: Bozkır Gençler Birliği 5, Seydişehir Gücü 1, Bolu Spor 9, Yeni Meram Spor 2,
Ak İnşaat Sanayi Spor 1, Beyşehir Belediye Spor 2, Seydişehir Belediye Spor 2, Selçuklu İdman Yurdu 1 ve Selçuk Üniversitesi haftayı bay geçen takımdı. Haftanın, diğer haftanın, bir sonraki haftanın programını hemen açıklayalım. Hı hı. Selçuk Üniversitesi Yeni Meram Spor'u ağırlayacak. Ak İnşaat Sanayi Spor Seydişehir Gücü'yle karşılaşacak. Huğlu Spor Selçuklu İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Seydişehir Belediye Spor, Beyşehir Belediye Spor'la karşı karşıya gelecek. Ve haftanın bağ geçen takımı Bozkır Gençler Birliği olacak. Evet. Şimdi artık süper amatörde geçmiş olduk ama bir özür mahiyetinde mi olsun diyelim. Kadınhanı Belediye Spor bugün 4-1 galip geldi. Evet. Televizyona bir telefon gelmiş dışarıdan. Hiç bahsetmediğimizle ilgili bir sistem varmış. Ya şimdi onun mesajı geldi. İnşallah önümüzdeki hafta ilk 11'de niye kimse yok? Yani aslında haklısınız. Yani bu anlamda gerçekten şu anda kadınlarını seyircilerden ben özür diliyorum. Burada bir yanlış yapmışız. Evet. Bu haftaki 11'imizde bir yanlış yapmışız. Sürede kısıtlı olduğu tabii, için çok da değinemedik. Çok fazla da değinemedik. Kadınhanı Belediye Spor önümüzdeki hafta rakibi kimdi? Kadınhanı Yeni Doğan Hisar Spor'la kendi evinde karşılaşacak. Tabii maçı takip etmek zor olacak. Ama inşallah diyorum, yani kesin söz veremem. Çünkü Kadınhanı biraz uzak olduğu için gitmek zor olur. Ama önümüzdeki haftalarda inşallah. Onları takip edelim. Yani gerçekten seyircilerden de, Kadınhanı seyircilerimizden de özür dileyerek inşallah önümüzdeki haftalarda daha dikkatli olalım, daha seçicilikte daha dikkat edelim diye not olarak iletelim. Hemen iki tane bir yeni kurulan kulüp var, onlardan da bahsedeceğim. Sürem çok kısıtlı. Dere Spor ve Anadolu Kartalı Spor. Yeni kurulan iki kulübümüz. Birazdan Derespor'un bir görüntüsüyle veda edeceğiz zaten. Bir tanıtım filmi var, onunla veda edeceğiz. Derespor, Meram Dere'de daha önce Derespor vardı. Bu Meram Derespor. Meram Derespor kuruldu. Bu sezon ikinci amatör ligden devam edecek, başlayacak ve bunun yanında farklı branşlarda da yine sporcular olacak. Bir kültür merkezi var. Kültür merkezi yıkık bir bina. Yıkık demeyelim ama kullanılmayan, atıl vaziyette olan, 10 yıldır kullanılmayan bir binayı şu an kültür merkezi haline getirmişler. Hı hı. İçerisinde okuma salonları, futbolcular için tesis, diğer branşlar için tesis, onların spor salonları olacak. Çok güzel projeleri çok güzel. Var. Evet. Haftaya bir toplantıları olacakmış. Tanıtım toplantısı olacakmış. İnşallah orada da yer alıp onların daha çok şey yapmalarını istiyoruz. Bize verilen sürenin sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz. Derespor'un tanıtım filmiyle programımızı kapatıyoruz. Önümüzdeki haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.